Yolsuzluk iddiaları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne girmesi yasaklanan 6 üst düzey yetkilisi hakkında Amerikalılardan bir açıklama isteyen Macaristan, Washington'ın yasak kararını sorguluyor. Euronews da Budapeşte de gelişmeleri yakından takip ediyor. Amerika'nın bu kararının arkasında sadece şüpheli yolsuzluk davası mı var, yoksa daha önce de bazı kararları nedeniyle eleştirdiği Macar hükümetinin adımları mı? Macaristan Başbakanı Viktor Orban hükümeti tarafından yapılan son politika değişiklikleri ülkedeki demokratik değerlerin zayıflatıldığı iddialarıyla Amerika ve Avrupa Birliği tarafından oldukça eleştirilmişti. Amerika'nın Büyükelçilik Maslahat Güzarı Andre Gutfreund'e yaptığı açıklamada Macaristan hükümetinin Amerika'dan şunu araştırın demesini beklemelerine gerek olmadığını, hali hazırda sivil toplum örgütleri ve vatandaşların verdikleri bilgilere dayanarak harekete geçebileceklerini söyledi. For the United States to tell it which cases to investigate. Öte yandan Washington'daki uzmanlar da Macaristan'ın sağcı hükümetinin ülkeyi otoriter demokrasi dışı bir yola soktuğunu iddia ediyor. Amerika'daki Atlantik Konseyi'nden Simona Cordova, yolsuzluk, demokratik bozulma ve taraflı yargı sistemi belirtilerinin ülkedeki demokratik kazanımları yok ettiğine dair giderek büyüyen bir kanaat olduğunu dile getiriyor. Macar yetkililere getirilen yasağı bir skandal olarak niteleyen Budapeşte ise Washington'dan acilen durumun aydınlatılmasını istiyor.